Bam! Bir tane de. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, son DBD videosunda 2v8'e veda demiştim ama 3 gün daha uzatmışlardı süresini. Fakat bu bizi ilgilendirmiyor artık. Tamam, biz vedamızı yaptık moda. 9 saat içerisinde bitiyormuş zaten burada gördüğünüz gibi. Bitseydi tabii bizim için daha iyiydi çünkü 1v4 tarafındayım şu an ve yine aşırı tryhard geçecek büyük ihtimal tüm maçlar. Yapacak bir şey yok, deneyeceğiz. Bugünkü içeriğimiz daha önce de defalarca çekmiş olduğum ChatGPT'ye katil sorma içeriği. Fakat bu seferki farkı şu olacak. Build de isteyeceğim arkadaşlar ChatGPT'den. Burada gördüğünüz gibi merhaba, bana Dead by Daylight oyunu için bir katil ve o katile bir build önerebilir misin dedim. Hemen mesajımızı gönderdim, bakalım hangi katil ve build'i önerecek. Nurse geldi. Peki Nurse'e önerdiği build şu şekilde arkadaşlar. Hemen o build'i yapıp size anlatacağım şimdi. İlk perk'ümüz yoz müdahale. Maçın başında bize en uzak 3 jeneratör 120 saniyeliğine kapanıyor. İkinci perk'ümüz mangal ve piknik. Bir kurbanı kancaya astığımız zaman kancadan 40 metre uzakta olan diğer bütün kurbanların haresini 5 saniye boyunca görebiliyoruz. Üçüncü perk'ümüz hemşirelik içgüdüsü. Bizim 28 metre yakınımızda iyileştirme eylemi gerçekleşiyorsa bir kurban kendisini ya da bir başkasını iyileştiriyor fark etmez. O kurbanların yerini görüyoruz. Son perkümüzde kanlı kasap. Normal saldırımızda bir kurbanı yaraladığımız zaman 90 saniye boyunca kan kaybı ve ağır yaralı durum efektine giriyor o kurban. Kan kaybı şu işe yarıyor. Kurban iyileşme barını tamamlamadan iyileşme eylemini sonlandırırsa barı yavaş yavaş geriliyor. Yani diyelim %80'e kadar kendisini healladı. Fakat tamamen doldurmadı o barı. O bar 4-5 saniye içerisinde sıfırlanıyor. Baştan healanması gerekiyor. Aynı zamanda yere daha fazla ve daha sık kan bırakıyor. Ağır yaralı efekti de kurbanın iyileşme süresini %25 arttırıyor. İlk eklentimiz hemşirenin sıçrama sonrası yorgun düşmeden önceki süresini %20 arttırıyor. Yani ışınlandıktan sonra sol tık atmamız için belirli bir zamanımız var ya. Eğer sol tıka basmazsak yorgun düşüyor nurse. İşte oradaki süreyi biraz daha arttırıyor. Sol tık atmak için biraz daha zamanımız oluyor. İkinci eklentisi de sıçramanın yorgunluk süresini %7 azaltıyor. Işınlandıktan sonra yorgun düştüğümüz zaman daha hızlı toparlanıyoruz. Bu arada sabah 7'yi çeyrek geç uyandım. Şu an saat 8.30 falan videoyu çekerken. Bu saatlerde hiç DB'de oynamamıştım hayatım boyunca. Acaba şey fark ediyor mudur yani gelen kurbanın gücü, oyun bilgisi falan hep beraber göreceğiz. Aa, bir tanesinde şey var. Takma kafaya. Kardeşim üzülme ya. Bunlar ya yozlarda saklanıyorlar ya da çok daha uzak bir cende doğdular. Tamam, bulduk yerlerini. Aha. Çok iyi. Bu fake her zaman yiyorlar. Her zaman. Kurbanların yediği o muhteşem fake. Paleti de kıralım sonradan bize sıkıntı şey yapmasın. Güzel başlangıç. Fenerli olan falan var mıydı hiç hatırlamıyorum. Şu an dediğim gibi saat 8.30. Biraz avelim. Aslında benim şöyle bir özelliğim var. DC geldi bu arada peki. Sabah ya da gece fark etmez hani. Ne kadar erken, ne kadar geç uyanırsam uyanayım. Asla uyku sersemliği yaşamıyorum. Yani bu güzel bir özellik bence. Oğlum bu nasıl değmedi lan? Okey, Eda'yı bulduk. Kancayı almayı tercih etti. Bot trade mi yoksa? Seni burada alırım Edacığım. Kurtuluşun yok. Oğlum bot palet save falan gelmesin. Bak. Geldi, birisi geldi palet save'e de. Tamam, yırttık. O niye gelmedi bu arada? Atardı palet save. Bir tırstın sanki benim nurse oynayışımdan. Neden bu kadar ciddisin? Arkadaşlar bu salak replik hangi karaktere ait bilmiyorum ama bizimkiler 4-5 gündür LoL oynuyor. Discord'da yanlarında dura dura şu aptal repliklerin hepsini öğrendim. Ali bana durup dururken neden bu kadar ciddisin diyor. Ağzının ortasına fırıncı küreyle vuracağım şimdi, tamam mı? Canımı sıkıyor benim ya. Ne oluyor lan? Kimi gördüm anasını satayım? Botu bir oyundan çıkaralım da biz, ne dediniz o işe? Oğlum Mikaela bak, takma kafayla başlamış maça. Görmedim bile ya, hani onu alsam halbuki mahvedeceğim onu ya. Ah, yıllanma geliyor peki. Salıyor muyuz ne acım maçı? Bilmiyorum salıyor mu salmıyor mu da dur bakayım. Okey, güzel bir link. Bili. Kurbanlar mı avel, nurse mü güçlü? Nurse oynarken bu ikilemi anlayamıyorsun gerçekten. Hep bu ikileme düşüyorsun yani. Hani çünkü hep anlattığım gibi shorts videolarımın hepsine de nurse'u bir numaraya koyuyorum. Çünkü sen başarıyorsan nurse'u bir şekilde oynamayı. Bu arada barbekü sayesinde yerlerini gördük. Gayet güzel. Kurbanların çok bir şansı kalmıyor, anladın mı? Adam istediği kadar iyi oynasın. Olay bu katilde şey değil ki. İz takibi yapmak değil. İşte ışık oyunu mindgame'i yememek değil. Paletlerde ne bileyim şey yapmak değil. Al yani, nesnenin içinden geçiyor. Normal şartlarda bu adam bu spotta döner değil mi? Döner desenize arkadaşlar. Bir şey soruyorum size şurada. Ah, güzel oynadı. Akıllı oynadı burayı. Oo, bir cam bitti.
Ya adam önüme gelmiş. Okey, Eda'yı saldık mecbur. Yoksa maçı satacağız. Oh, bu Jhen de ilerlemiş. Biraz yanlış doldu ama çok iyi bir link. Bot, Allah'tan bot var da sıçtı batırdı, şöyle bir killimizi bir garantileyelim biz. Maç gidiyor lan. Eda'ya iki tane blink ıskaladım diye maç gidiyor anasını satayım. Dörçün biraz hızlı boğarsak. Sana zahmet. Hadi hadi ya, niye seviyorsun? Tamam öldürdün işte. Tamam, en psikopatı sensin ya. Oo oğlum, maç gitti lan harbi. Vay anasını satayım, helal olsun lan size. Ne diyeyim ki? Evet, Nomighter'lı arkadaşımızı bulduk. O yılan. Muhtemelen dirençle Jhen rush'lıyor ya da görev falan var, bilmiyorum. Şöyle hemen bir barbeküle yerlerini görsek. Nasıl olur? Güzel olur. Oğlum siz nesiniz lan? Neymiş oğlum bu maç? Mikaela attempt denedi de. Oğlum kıvrak attı. Hay senin ben şansına. Kıvrak olmasa almıştım. Yine aldım. Onu almasaydı keşke ya. Onu alması işimizi bozdu hocam. Okey, sen kal burada. Şimdi de onu aldı. Kapı açıksa giderler bu arada. Yani 99'ladıysa. Evet, 99'lamış. Ugh! Mikaela'yı da kaldırdı oğlum. Ya almadı almadı adama. Attempt denedi adam. Ben de dedim ki galiba salıyor bunu. Bari Eda'yı kovalayayım dedim. Yok ya. Lan 4 kill'lik maçta 2 kill'i zar zor hallettik ya. Okey. Niye böyle oldu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Çok rahattım ben adam hani bota düştü mota düştü diye. Ne yapıyorsun lan? Bak gel, dibime mori izliyor ya. Bak bak bak, çakala bak. Oğlum nurse oyun yapma bak. Ne ya? Ah niye? Ah niye ya? Yani çok takımdaşlığı tuttu ya adamın. Gitti yerdekini kaldırıyor. Kancadakini alıyor. Sona kalmış falan böyle. Ben de atayım lan. Şuradan bir link atayım. Abi Nurse'ün gücünü anlatırken arkada yine Jhen rush yedim inanılmaz bir şekilde ya. Ya Nurse'de bile iki tane blink ıskalayınca maçı satmış oluyorsam ben bu oyuna bir şey demiyorum ya. Harbiden bir şey demiyorum yani. Oo, Mikaela'nın perküne bak anasını satayım. Yakarış başlatmış. Bütün jeneratörlerin yükü %10 azalmış. Yani %100 değil, %90'a getirdikleri zaman bitirdiler jeneratörleri. Artı direnç var. Yaralıydı. Direnç de Jhen rushlamış. Direkt Jhen build ile girmiş Mikaela. Jhen'leri kimin bitirdiğini anladık böylece. Evet güzel. Çok ağlamayalım sonuçta. Alabilirdik maçı. Fazla gevşedik. Evet gençler, ilk maç fena değildi. Yani önerisi de build'i de güzeldi. Biz beceremedik. Şimdi ikinci maç için bir katil ve build önerisi alalım. Raid. Peki. Tamam dur, build'i anlatacağım ama arkadaşlar bir dakika. Hemen ekstra taktiklerini dinleyelim. Raid'in şeffaflık yeteneğini kullanarak rakiplerinizi şaşırtın ve gizlice yaklaşın. Rakipler... Ne oluyor lan oğlum, şeffaf bir şey geliyor. Hızlı yön değiştirme ve tuzak oluşturma konusunda dikkatli olun. Oğlum bunu hack falan mı sanıyor acaba lan, bu bana raid diye önerdi. Ne tuzak oluşturması hocam? Herhalde şey diyor yani, görünmezsin ya diyor, hani kurbanları gafil avlayabilirsin. Evet gençler, şimdi hızlı bir şekilde önerdiği build'i anlatayım. İlk perkümüz Efsun yıkım. Bir jeneratör o an herhangi bir kurban tarafından tamir edilmiyorsa bizim hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadan normal gerileme hızının %100 kadarı oranında kendi kendine geriliyor. Efsun totemimiz kırılana kadar devam ediyor bu etki. İkinci perkümüz Efsun umut yiyen. Bir kurban biz kancadan 24 metre uzaktayken kancadan kurtarıldığı zaman bir nişan kazanıyoruz. İki nişana ulaşırsak bir kurbanı kancaya astıktan 10 saniye sonra 10 saniyeline %5 hız kazanıyoruz. 3 nişan olduğu zaman bütün kurbanlara tek atabiliyoruz ve 5 nişan olduğu zaman bütün kurbanlara mori çekebiliyoruz arkadaşlar. Yani direkt öldürebiliyoruz. Bu da Efsun totemimiz kırılana kadar geçerli. Üçüncü perkümüz yoz müdahale. Maçın başında bize en uzak 3 jeneratör 120 saniyeline kapatılıyor ve son perkümüz çanak çömlek patladı. Bir kurbanı kancaya astık sonra 45 saniye içerisinde tekme attığımız ilk jeneratör mevcut ilerlemesinin %20'sini anında kaybediyor. İlk eklentim, görünmezlik modundan çıkarken tamamen sessiz oluyoruz. Yani ding ding diye çan sesi vermiyoruz. Böylece geldiğimizi anlamıyorlar. İkinci eklentimizde Volek ile ilgili, görünmez moddayken 8 metre yakınımızdaki kurbanların haresini görüyoruz. Çok uzun süredir Volek raid yapmadığımı fark ettim. Bu şekilde ChatGPT videosuna denk gelmişken bari Volek yapayım dedim. Volek olayları kapalı maplerde çok iş yapıyor arkadaşlar. O yüzden Hawkins attım. Killer tarafında bayağı Hawkins oynamadığım için orayı da tekrardan bir hatırlayalım istedim. Yarı Treyarch, yarı da kurbanları böyle korkutma amaçlı oynayacağım arkadaşlar. Tamamen Treyarch oynamak istemiyorum. Biraz da böyle eğlenceli korkutma amaçlı oynayalım. Hadi bakalım Hawkins'i özledik mi göreceğiz. Hawkins'i özleyip özlemediğimizi maçın gidişatına göre anlayacağız. Evet, Fengmin bota düştü arkadaşlar. Muhteşem bir haber. O nasıl oldu oğlum? Hawkins'i görünce mi gitti o? Evet, birisini bulduk bile. Merhabalar. Dwight'i boyu sıkıştırdı. Bam! Bir tane headshot.
Bam! Bir tane de ace headshot. Yavaş geçtim diyor ne? Lan oğlum ne yaptın? Purpa? Bu ne acemilik kardeşim? Hemen al şu paleti. Şimdi bu ikisini hemen bırakıyoruz. Bak totemimi kırdı. Amık botu ya. Hile piç ya. Merhabalar Davidciğim. Anana sabote et onu. Umarım yetiştiririm şu soldakine. Çünkü ileridekini de saboteye gelecekti. Tamam yetişti. Al arkadaşını. Ez hit. O da evi de istiyorum hocam. O da evi de isterim, alırım o da evi de. Aşağımda ne oluyor? Oğlum bu jenler niye pat, niye geriliyor kendi kendine? Ha ruin var ya. Kafana sıçayım Burpo ya. Ben ruini unuttum diyorum lan, pop atamıyorum. Aha. Aa David saldı. Okey, işime yarar. Hocam bir korktuk sanki raid'i görünce. Oğlum sana raid S tier diyorum ya. Nurse falan hikaye oğlum. Al nurse'le yapamadığımızı burada ez bir şekilde raid'le yapıyoruz. Bu arada bu maç saylanmayabilir arkadaşlar. Bir maç daha oynayabilirim belki. Bir bakalım. Çünkü Fengmin de en başta bota falan düştü ya. Bak bu da salıyor falan. Üstteki jeni yaptı. Atlar mı aşağı? Nerede oğlum üstteki jeni yapan? Beni bekliyor ne Ganzi? Balans mı var? Tamam en uç sensin. En uç sensin kardeşim tamam. Ace aldın ya rahat durma aman diyeyim. Ne? Ne oluyor? İtem? Ne item o? Dur ya ben bununla chase başlatayım da. Senin Allah belanı. Tam pencere kapandı. Yanımdan dolaşacakmış. Evet GG bir maç daha atalım raidle. Bu maç değişik bir maç oldu çünkü. Tamam jumpscare'lerimizi attık maçı Ace kazandık ama. Ne yapıyorsun la gerizekalı? Ya attempt attı. Hey Allah'ım ya Rabbim. Perk'ü falan da yokmuş. Jort diye attı attempt ya. Voldaki olan sensin herhalde. Yemin ediyorum var ya şu ace'lere. Şimdi söveceğim. Aranızda da ace oynayan vardır. Sövemiyorum o yüzden. Tamam kardeşim. Geç iki kere üç kere. Şu Allah'ın belası pencerem bir kapansın senin. Yavaş geçmem bir şey değiştirmiyor diyeceğim de. Kovalamacada değiliz şu an. Şerefsizlik yükleniyor ya karaktere direkt. Hani anladın mı? Tamam kovalamacadayız. Atla. Kapandı. Uyuz ya. Vallahi uyuz ya. Hani karakter böyle çok sinir bozucu. Yemin ederim bak hani bütün oyunun triklerini biliyor. Hani nereden nasıl atlarsam pencere kapanmaz. Raid işte görünmez moddayken nasıl yapabilirim? Nasıl alt edebilirim? Şey olayları oluyor ya bu oyunda. İşte abi Mikaelilere niye sövüyorsun? Abi Ace'leri niye sevmiyorsun? Bak şöyle bir mantık var. Bu ne yapıyor oğlum? Bot beni mahvetti anasını satayım. Diğerlerinden daha iyi oy alıyor. Durun arkadaşlar ben size mantığı anlatacağım. Sal abi alayım. Yatıra yatıra gidiyor yemin ederim. Şöyle bir mantık var. Şimdi o karakter ne olursa olsun o karakteri oynayan önemli değil mi? Yani bir insan çok iyi oynuyorsa, oyunu biliyorsa Fengmin'le de çok iyi oynar. Mikaela'yla da çok iyi oynar. Ace'le de çok iyi oynar. Fark etmez. Sonuçta oynayan kişi önemli. Ama bu oyunda mimlenmiş bazı karakterler var. Bak Mikaela konusunda mesela Osen'e hak veriyorum ben. Osen tarihin en büyük Mikaela düşmanıdır. Karşısına Sable da gelse, McThomas da gelse hepsine Mikaela diyor zaten. O da yaşlandı iyice. Şu şekil mimleniyor karakterler. Mesela Mikaela ve Sable oyuncuları genel olarak totem açıyorlar ve Gen Rush yapıyorlar. Bu ultileri bunun üzerine oluyor. Bu tabii ki %100 istatistik değil. Asla %100 olamaz. Sonuçta oyunu çok iyi oynayan ve loop atmayı çok iyi bilen birisi gidip Mikaela alırsa bu sefer Mikaela çok iyi loop atmış olur. Temel mantık bu aslında ama o genel algı gerçekten doğru. Mesela Ace oyuncuları genelde toksik olur. Toksiklikten kastım şu, yapması gereken her şeyi yaparlar yani. Hani loop atar, gerektiği yerde jen yapar, body block alması gerekirse alır. Hani bu tarz oyunculara toksik demek çok doğru değil ama siz katilken bu tarz oyunculara genelde sinir olursunuz. Çünkü size maçı kaybettirirler. Az önceki Ace mesela bu chase'ini en başta atmış olsa ve ben onu kovalamaya devam etsem, diğer 3 arkadaşa jen yapsa bu maçı kaybetmiştim. Hani bu genel algı gerçekten doğru. Mesela ben Fengmin'lerde çok iyi oynayan fazla görmüyorum. Çoğu kötü oynuyor. Ama bu demek değildir ki tüm Fengmin'ler kötü oynuyor. Yani herkesin üstüne alınması gereken bir durum değil. Bu arada bir maç daha raid atacağım. Hani o yüzden sizin main karakterinize uf bu sadece jen rush'lıyor, uf bunlar kötü oynuyor falan dediysem üzerinize alınmanıza gerek yok arkadaşlar. Siz kendinizi biliyorsanız, iyi oynuyorsanız alınmanıza gerek yok. Ben de yıllarca McThomas oynadım mesela. Ama McThomas'a çoğu oyuncu Baby Survivor falan diyordu mesela. Benim oynadığım dönemde de aynıydı. Yine
yine aynı. Bunlara çok takılmamanız lazım bence. Hay Macmillan'ımıza hadi. Benimki gelsin hadi hadi. Macmillan da zor olur Volek ya. Uzaktan şeffaf bir şekilde gördükleri için geldiğimizi. Arkalarından yaklaşmadığım sürece açık haritalarda zor Volek build'ini kullanmak raid'de. Evet arkadaşlar maçı kazandım. Macmillan gelmiş oley be. İyi ki iptal oldu. İlk defa sevindim anasını satayım. Macmillan gelmiş iptal oldu. Nice. Kim düştü? Fengmin. Oğlum bu Fengmin az önceki maçtaki değil değil mi lan? Ne oluyor oğlum chatte ya? Sus la. Custom gel lan yiyorsa sana Ez raid kimmiş göstereyim şimdi. Oynamadığım maçta Ez yazdılar ya. Bu Hawkins görünce büyük ihtimal bir DC atılma olayı var. Ben mi yanlış anladım? İlk maçta Fengmin direkt maçın başında attı. Burada da adaklarda Hawkins görüp direkt yükleme ekranındayken Alt+F4 koydu birisi. Arkadaşlar Azorov'unuzun da Macmillan'ınızın da şimdi başlayacağım, saydıracağım, gireceğim ya. İyi ki bir tane maç kazandık. İlla o açık map'te bana eziyeti çektireceğiniz raid'le derken tüh be! %33 kazanan Purpo mu? Oğlum bu maç arkadaşlar facecam'de bir an ölürsem böyle sessiz falan durursam anlarsınız. %33 tutturduğuma göre. Merhaba. Hızlı bir başlangıç oldu bizim için sanki. Yukarı çık. Evet. Biraz kötü oynadık burayı. Peki. Akıllıca oynuyor. Aslında şu an düz chase atmamam lazım da. Güzel iyi oynadı burayı. Uf, evet. Biraz gereksiz döndük aslında. Efendim? Totem gitti. Nobody's fool, nobody's fool. Şimdi yanını uzatmışlar neyse ki. Selamlar hocam. Bu yanan totemi niye kırmadı lan benim? Şuraya ben pop vurayım. Adamın dibinde yanan totemim var, görmemiş bile anasını satayım. Mırıbı. Ya bu Raid'in Volek olayını çok seviyorum ya. Yarala yarala kaç anasını satayım. Yarala yarala kaç. Çok iyi. Biraz ürktü sanırım. Vurursam şahane olmaz mı? İşte bu Purpo! Şey de gitti, Divor da gitti. Yapacak bir şey yok. Mırıbı. Sable'a fokuslanmamız daha iyi daha önce astığımız için. Yine yukarı çıkıyor. Tekrar aşağı indi. Bir dakika. Zeki arkadaşımıza bir vuralım hemen. Pop'u dağıtalım şöyle. Sable iyi oynuyor, okey. Sable tanılanması gereken birisi değil. Tanılatamayacağız ona maalesef. Sana da bir tane vuralım. Jeni yapan duydum sanki. Güzel, böyle kaçamak oynamamız lazım. Hocam devir artık be. Oy ışınlandı ne güzel. Ama belki Palestan yerim. Ih, çok iyi lan Purpo. Uf, şahane oldu bu. Şahane oldu. Adam dışarı ışınlandığı için hemen alabildim. Ne yaptın hoca? Güzel fake. Okey, kıvrağını kullandırttık. Güzel oldu. Raid çok geç çıkıyorum be abisi. Harbiden çok geç çıkıyor oğlum. Bu ne yaptı lan? Dedard'ı falan. Dedard asılınca geliyordu değil mi? Birisini kancadan alınca değil. Okey. Kancadakini almadılar henüz. İşime gelir. Şimdi gidiyorlar. Nasıl animasyon iptal olmadı ya? Evet bekle. Ağlıyorsun. Kayıtlara geçmesinin olmaması lazım. Decisive'i var. Belki ıskalar. Iskalamadı şakal. İşte Morin'in önemi arkadaşlar. Buradaki paletleri almıştık. Solundaki duruyor. İnanılmaz bir dedart geldi. Yukarı çıktı. Zekice. Paletini bir alalım. Oo, inip çoktan gitmiş bile buradan. Ya bak şu tunnel olayı bu şekilde counterlandığı zaman gidiyor işte maç. Mesela bu adamı öldürebilmem lazımdı, anladın mı? Oğlum seni 50 kere yaraladım ya. Seni 50-55 kere yaraladım ya. Bunu aslında alırım da. Büyük ihtimal şuradaki yüksek jene gidiyorlar yine. Aynen öyle. Bitirecek. Bitiremedi. İyi oldu. Hemen jene vuralım. Oğlum öyle eşek gibi bakma bana. Öyle eşek gibi. Bana bakma ya. Tamam attı kıvrağını. Ver paleti. Şu an full heal'lanıyorlar ya. Aha Renato'yu buldum. Oradan gelmeyeceğimi sandı. Ama geldik. Okey yine aynı palet. Oynamayı tercih etmedi diyeceğim. Oradan içeri giriş yok diye biliyorum.
Evet. Hemen gel kardeşim, hemen. Aman diyeyim. Okey, slaglayacağız arkadaşlar burada. Renato'nun son asılışı çünkü. Oğlum sen böyle iyi oynamıyordun ya. Vallahi billahi oynamıyordun Renato'cum ya. Bir akıllanma geliyor bak. Son asılış olduğu zaman birisinin bir akıllanma geliyor. Dwight'ı kaldırmaya gitti, gördüm onu. Ama kaldıramadı. Okey, pop vuracağız. Flash mı bekletiyor diyeceğim. 8 metrede olsa görürdük. Zaten kafamı gömdüm aldım. Gayet güzel. Sable vırtçım merhaba. Bu jende kitleme olayı güzel oluyor. Şöyle görünmeze geçelim. Şuraya popumuzu atalım. Güzel Sable, burada kitlememiz iyi oldu aslında. Sable kitlememiz iyi oldu da. Bu çakal akıllı oynuyor da. Güzel. Burayı iyi fakeledik. Tryhard maç. Sağlam maç. Güzel maç. Severiz. Jhen kontrolünün önemini gördüğümüz bir maç. Şu an pop olmasa, jhenlere gitmiyor olsam Renato'yu bile alamamıştım yani. Aha. Bu ne yapıyor lan? Ya onu yapmış olamazsın ya. İyi oynadı orayı. Akıllı oynadı. Respect'i çok erken attım ya. Aha. Selamlar. Şuna bir tane vuracağız. Görünmeze geçeceğiz. Bu jene pop atacağız. Üçü de yaralı. Restlenmeye çalışabilirler. Hemen kancanın oraya dönmeye çalışacağız şimdi. Yaralı yaralı jene devam etmiş. Süpersin. Size var mıdır? Yoktur çünkü jene oturdu. Okey. Oğlum Volek Raid'e karşı şey yapıyorsun ya. Anladınız demek istediğimi. Bir pop daha geliyor buraya. Maçın tryhardlığını kes. Oğlum her maç şu şekilde jene kontrolü yapabilsem var ya. Yemin ediyorum hepsini kazanacağım da. Bak bak bak, nasıl bakıyor. Nereden geliyor la bu diye. Diğeri üstte miydi? Ben mi yanlış gördüm? Alıyor gibi yapsam. Belki atlar falan dedim de. Hoca ne yaptın be? Okey. İndire kaldıra gidiyor şu an. GG. Oğlum iyi maçtı. Rakip de sağlamdı. Başka bir katil olsam ya da Raid'in başka bir build'inde olsam çok rahat en az 2 escape alırlardı bence. Belki de 3. Nurse maçını unutturan bir maç oldu yani. Bir önceki maçta da tamam 4'te 4 yaptım ama o çok saçma bir maçtı. Hani böyle kurbanlar salmıştı falan zaten. Bu maç çok tatmin ediciydi yani. Okey. Videoya şöyle sağlam bir tane maç çıktığı zaman inanılmaz mutlu oluyorum ya. Hani o videoya girenlerin beklentisini karşılayacak bir maç olduğu zaman gerçekten ekstra hevesleniyorum o video için. 35.000 puan temiz. Oğlum sanki 2v8'de gibi puan yapmışım. Evet gençler, Raid build'inin İlk maçı çok basit ve kısa sürdüğü için bir maç daha girdim dediğim gibi, hani o build'i isteyenleri tatmin etmek için. Bu da son maçımız olsun gençler, bakalım hangi katil önerecek? Oni! Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bu build'i anlatacağım ama önce yine bir oynanış stratejimizden bahsedelim. Bakalım ChatGPT ne öneriyor? Başlangıçta yoz müdahale ile jeneratörleri kitleyip hayatta kalanları yavaşlatın. Bok yavaşlarlar. Hayvan gibi yapışıyorlar jenlere. Yoz müdahale falan hiç önemli değil. Kolaysa gel yavaşlatma. Seni var ya mutfak robotuna çevirirler. Mutfak robotuna. Sen yapay zeka falan zannediyorsun kendini de. Bence değilsin. Böyle bir iddia atayım arkadaşlar ortaya. Gereksiz bir iddia. Mangal ve piknik sayesinde erken dönemde diğer hayatta kalanların yerini öğrenip baskı kurun. İnşallah kurarız. Kan küreleri birikince özelliğinize geçerek hızlanıp hızlıca düşmanları avlayın. Paletler kırıldıkça Spirit Fury devreye girerek daha agresif bir oyun tarzı kurabilirsiniz. Son olarak kan bekçisiyle kapıları kapatıp oyunu bitirebilirsiniz. Evet gençler, şimdi Oni'nin build'ini anlatayım. İlk perk'ümüz yine yoz müdahale. Yapay zeka zeki aslında. Her maça yoz müdahale alınması gerektiğini biliyor. Mücadelenin başında bize en uzak 3 jeneratör mahluk tarafından 120 saniyenle kapatılıyor. İkinci perk'ümüz kan bekçisi. Bu perk sadece açık çıkış kapılarında işe yarıyor. Bir çıkış kapısı açıldıysa ve siz bir kurbanı çıkış kapısı açıldıktan sonra kancaya astıysanız o açık olan kapı 60 saniye boyunca engelleniyor. Yani kurbanlar oradan kaçamıyor. Üçüncü perk'ümüz mangal ve piknik. Bir kurbanı kancaya astığımızda kancadan 40 metre uzakta olan diğer bütün kurbanların haresini 5 saniye boyunca görebiliyoruz. Son perk'ümde ruh öfkesi. 2 tane palet kırdıktan sonra aktifleşiyor bu perk. Ve bu perk aktifken ilk palet stun yiyişimizde palet otomatik olarak kırılıyor. Fakat sersemletme cezasını yine yiyoruz. Yani palet kırılıyor tamam ama biz sersemliyoruz yine. Dayanıklı perk olmadığı için tek başına çok işe yarayan bir perk değil. Yine de yapay zekan dediğine uyacağız. İlk eklentimiz
özelliğimizin süresini 8 saniye arttırıyor. İkinci eklentimiz de kurbanların kan küresi düşürme sıklığını %33 arttırıyor. Yani daha sık kan bırakıyorlar. Özelliğimize daha sık geçebiliyoruz. Aynı zamanda kurbanlar bir yerden atladığında, palet düşürdüğünde, dolaptan çıktığında, eğildiğinde ya da skill check ıskaladığında ekstradan bir kan küresi daha düşürüyorlar. Yoz müdahale hariç hiç jump perk'ü vermedi. O konuda biraz sıkıntı yaşayabiliriz ama zaten dediğim gibi hani sağlam bir maç çıkardığım için biraz daha rahat kafayla oynayabilirim bu maçı. Bir önceki Oni oynayışımızda gayet iyi oynamıştık ama şu anki kurbanlarla o videodaki kurbanlar bir değil. Onu biliyorum. Direkt killer shake'e gidiyor ya. Direkt killer shake'e gidiyor. Paleti kıralım. Ruh öfkesini aktif edelim. Daha doğrusu bir tane daha kırmamız lazım. Bu da direkt ana binaya gidiyor. Akıllılar. Oyunu biliyorlar. Hocam üst sene başlanılmış anladığım kadarıyla. Güzel bir fake. Vurur muyum bir tane? Kilo düt. Tamam devir. Güzel fake. Oğlum niye yedim bunu ya? Hayır Claudette, hayır ya. Çok akıllı oynadım burayı Claudette ya. Sıçtık. Gereksiz şey istedik. Kıracağız. Okey. Alabilirdim ama olmadı. Oy oğlum oluyordu lan. Uf. O ne lan? Biri atladı yanıma. Aynen kardeşim, oradan da kör et beni. İyice mahvolalım ya. Comeback karakteriyiz ama işimiz de zor. Drift purpo. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi de son jen yapılıyor şu an büyük ihtimal. Şurayı bir topla. Okey. Bu struggle'a geçti. Paleti alalım. Alacağım mı arkadaşını? Almayacak da onu kaldırdı. Okey, bunu düşürdük. Ah ulan o fake'i vermese. Hadi. Ya hemen alma işte Claudette ya. Hemen alma işte ya. Bok var deme anasını satayım ya. Zaman kaybı sıfır ya adamlarda. Aldı. Tam maçı almışken geri gitti. Maçı almıştım ya. Ay. Okey. Bloodward'unumuz var. Kaçamıyorlar. Bir dakika. Şuna Morris'ini bir çekeyim. Bloodward'un süresi bitene kadar belki bir tane daha alırım. Ulan efsane maç da. Hadi oyna, hadi be, hadi be. Oo, bunun Morris'i bu kadar uzun muydu oğlum? Kapı açılacak, hadi anasını satayım. Yetişir bu arada ya. Yetişir de yetişmemeyi tercih etti galiba. Oğlum çok fena oynadılar. Çok çok gıcıklardı. Var ya şu Claudette aldı maçı ya. Her şeyi doğru yaptılar maç sonu ya. Oğlum üçü yerdeydi. Biri kancadaydı. İkisi yerdeydi. Yaralı yaralı gelip adamların hepsini kurtardı ya. Acayip sinir bozucu bir maçtı. GG. Claudette aldı maçı valla. Ah ulan ah. Bloodward'unu unuttum bir an ya. Belki düşürdüklerimden birisini daha erken asıp falan hani daha yavaşlatabilirdim maçı. Ben hepsini dörtlü öldürmeye çalıştım da neyse, güzel maçtı bence. Hani çekişmeliydi, iyiydi. Biraz tırnak yedirten bir maçtı ama. Bir onlara gitti bir bana geldi maç ama genel üstünlük onlardaydı. İnanılmaz can rush'ı.
oynadım yani. Hani Onyx Comeback karakteri oluyor gibiydi bir şeyler. Denedim ama olmadı. Sağlam oynadılar. Dörtlü SVF'lerdi zaten, çok belliydi anlaşmalarından. Bu kadar oldu ancak arkadaşlar. Hem çok fazla Oni tecrübesi olmayan hem de bana göre kötü bir build ile. Yani ne gen tutma var ne bir şey var, anlamadım. Saçma sapan bir build önerdi bana. Olmadı. Sağlam maçların bir tanesini kazandık. Bir tanesini de bu şekilde kaybettik. Yine de güzeldi. Bu şekilde çekişme olduğu zaman ben memnun kalıyorum yani. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. İyi geceler.